Günaydın güzellerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yeni bir günden, yeni bir videodan hepinize selam olsun. Yeliz arkadaşımız şöyle sofrasını, masasını hazırlamaya başladı, kahvaltı masasını. Kalkalı bir hayli oldu, bir hamur işine giriştim arkadaşlar ama çok güzel bir şey yaptım. Az sonra göstereceğim, şu kahvaltı hazırlığımı bir tamamlayayım. Ondan sonra sizinle konuşmaya devam ederiz değil mi kızım? Hı, lokum? Anneciğim, camı açalım. Camı açalım da havalansın. Evimiz hamur koktu, değil mi kızım? Ha annem. Allah Caner'e götürdüm bir parça. Lokum hemen peşimden geldi, bana yok mu der gibi. Ay benim sarı güzelliğim benim. Sarı minnoşum, sarı papatya. Şöyle camı açalım da havalansın. Dışarıda güzel bir hava var arkadaşlar. Bulutlu böyle güzel görünüyor ama gölgeler soğuktur. Ya da şimdi sıcaktır, akşama soğuk olur, değil mi sarı papatya? Hı? Bak Üzüm Efendi'ye hiç hamurla işi var mı? Hiç. Keyif düşkünü. Sabahleyin kalkınca babasının yanına bir gitti. İv iv etti böyle. Babasıyla konuştu. Ne oldu dedi Ali. Yine iv iv etti. Ondan sonra hiç Ali oralı olmayınca döndü arkasını gitti. Dedim ki çocuk oyun oynamak istiyor Ali dedim. Ağzıyla söylüyor. İv iv ediyor. Oynat beni diyor dedim yani. Azıcık demirle oynadılar. Ondan sonra gelmiş buraya yatmış. Üzüm akciğer hastası arkadaşlarım. Akciğeri tam olarak solunum yapmasına yardımcı olmuyor. Akciğerinin yarısı etleşmiş bir durumda. Bebekken hastaydı işte. Geçici gelmişti evimize, hasta olunca gönderemedik. Baktık işte onu böyle ağzına havalar verdik, ilaçlar verdik. Eski videolarımızı izleyen arkadaşlarım görmüştür, böyle maske gibi taktık suratına. O hani çocuklar böyle bronşit olduğunda, astım bronşit ya da bronşiyolit olduğunda hava veriliyor ya arkadaşlar, mentolin mi deniyor ne? Ondan işte, onun gibi şeyler kullandık. Çok şükür iyi şimdi, yanımızda iyi, mutlu, biz de mutluyuz. Oy çok tatlı, çok bal bunlar. Yani bunlar gerçekten sevene bal, sevmeyene sıradan bir işte hayvan, sokak hayvanı. Sokakta yaşaması gereken basit hayvanlar işte sevmeyen için. Ah yavruma, ah, ah çocuğum. Bunlara da böyle camlara şeyler var arkadaşlar. Takılıyor böyle. Kedi koltuğu gibi mi? Kedi minderi gibi mi? Hani böyle vakumlu. Aslında öyle bir şeyler lazım şuralara takmaya ama böyle açıp kaparken sıkıntı olacak. Sabit durabilecek bir şey olsa. Hani şurası olsa ne kadar sabit tutacağım orayı da silerken, değil mi Üzüm? Neyse, babamız acıktı, abimiz acıktı, ben de acıktım. O zaman masamızın eksiklerini tamamlayalım bakalım. Bal yavrum. Instagram'dan olsun, YouTube'dan olsun, buradan olsun birçok arkadaşım bu tabaklarımın linkini istiyor arkadaşlar ama bu tabakların linki yok. Bu tabaklar bana ev hediyesi olarak gelmişti. Bu evimize taşındığım zaman diğer binadan komşumuz getirmişti, Serpil'cim getirmişti sağ olsun, kesesine bin bereket. O yüzden hani linkini bırakamıyorum arkadaşlar. Züccaciye'den alınmış bir tabak. Yani ben de çok seviyorum açıkçası. Tezgahta da uzun zaman böyle tabak standında durdu. Bir köşede durdu. Yani şuradaki koca mutfağa sığdıramadık ama. Kaldırdım böyle, günlük kullanmaya da başladım. Şimdi çay bardaklarımızı ve çatalımızı getirdikten sonra hemen kahvaltımıza geçeceğiz. Bakın yapmış olduğum hamur işi de bu. Yemek kanalıma bunu ekleyeceğim. Mutlaka yapmanızı da tavsiye ediyorum. Şöyle sunum yapabilmek için. Parçaladım falan biraz. Hatta ısırdım bile bir tarafından. Böyle işte arkadaşlar. Şimdi biz çayımızı falan bir alalım. Karnımızı bir doyuralım bakalım. Çayları doldurduk. Caner için de şöyle ballı süt hazırlıyorum arkadaşlar. Şifa olsun çocuğuma. Ona çay vermeyeceğim. Normalde de çayı çok sevmiyor zaten. Böyle kahvaltıda falan pek içmeyi sevmiyor. Şöyle alalım gidelim. Tıngır tıngır etmeyelim. Başınızı ağrıtmayalım. Artık burada da tripodum falan. Benim video çekerken bir görseniz ne hallerdeyim arkadaşlar. Şöyle. O zaman bize afiyet olsun. Ali Bey için başladı bile. Ben de hemen şöyle oturayım. Karnımı doyurayım bakalım. Karıştır yavrum sen de. Ha, tuz istemiştin. Tuzu da getireyim. Biz kahvaltımızı yaptık. Dizi keyfimize de geçiş yaptık arkadaşlar. Cansucuğum şöyle BİM'den ne lastiği bant deniyordu buna Caner? Spor bandı mı? Elastik bant mı? Ne öyle bir şey böyle kolları güçlendirmek için. Ondan almış Caner de Üzüm'ün beline bağladı. Üzüm de böyle yerlerde yuvarlandı azıcık, onunla oynadı. Biz de dizi izlemeye devam ediyoruz işte, dediğim gibi. Bir kahve yapayım bari Ali Bey'e. İster misin Ali Bey?
Kahve içelim ya. İçer misin? Hayır. Ortamımız böyle arkadaşlar. Çayımızı içtik. Kahve de orta olsun. Kahve orta olsun. O zaman haydi gidelim. Kahveye geçelim. Valla ben üstüme başımı bile değiştirmedim. Mutfağa bir girdim bir hışımla. Öyle yani. Dediğim gibi mutfağa bir girdim. Bir hışımla girdim. Şöyle güzel bir şey yapayım diye. Pişi yapayım diye arkadaşlar. Yaptım da çok şükür. Yedik de çok şükür. Güzel de olmuştu. Adamın dedim 40 yılda bir işi görevi yok. Caner'cim oynuyor mu? 40 yılda bir pazar evde olmuş. İzlesin bari dizisini arkadaşlar. Çok böyle işe güce de sarmak istemiyorum bugün. Böyle kısacık bir video olur. Belki böyle pazar günü videosu olur. Gidelim kahvemizi yapalım. Azıcık da mutfakta toplanacak işim var. Dediğim gibi şeye de odaklanamadım ben. Evin işine de odaklanamadım. Ben de dizi izliyorum çünkü Ali ile beraber. Neyse haydi gidelim şöyle güzel bir kahve yapalım. Siz de yapın kahvelerinizi, beraber içelim güzel arkadaşlar. Haydi geçelim, halledelim bakalım şu kahve işinde. Bugün nasıl geçecek, ne yapacağız hiç bilmiyorum. İnanın bölüm üstüne bölüm izlemeye devam ediyoruz. Haydi bakalım. Mutfağa girdim. Şöyle kahve yapacağım ama arkadaşlar onun öncesinde Caner'e sıcak limonata yapayım istedim. Şimdi şekerini ekleyeceğim ve götüreceğim. O sıcak limonatasını içerken biz de kahvemizi içeriz. Önce tabii ki yapmam lazım. Kahvemi aldım, geldim güzel arkadaşlar. Şöyle fincanlarımı da ayarladım. Cezvede yapacağım. Sakin sakin şöyle köpüre köpüre kahvemiz pişsin. Akşam ettik zaten bu arada arkadaşlar. Bugün güne geç başladık. Çünkü dün akşam çok geç yaptık. Ali Bey ilk defa bu kadar uzun döktüm. İlk defa bu kadar uzun oturmuştur. Uzun zamandan sonra hani böyle göreve gittiği için genelde böyle akşamları erkenden yatıyor adam yorulduğundan dolayı. Dün akşam dedim yarın görev var mı, yok dedi, o zaman izleyelim dedim. Bölüm arkasında bölüm ekledik yani. Şimdi şöyle kahvemi koydum, görmediniz tabi siz, kahvemi koydum, suyumu zaten eklemiştim cezveme. Ocağa da su koydum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Dolapta bir sürü sebzem var. Şunları pişireceğim. Şöyle bir güzel. Önce haşlamam lazım. Bir taraftan da akşam yemeğini düşünüyorum işte. Sizler nasılsınız? Neler yaptınız? Pazar günümüz bizim. Bugün bayağı bir sakin geçiyor. Arkadaşlar. Nasıl akşam oldu, nasıl etti anlamadım gibi oldu. Böyle mutfağa da girip hamurla falan da oynayınca vakit hızlı geçti benim için diyebilirim. Dün akşam ip falan çıkardım, tığımı çıkardım arkadaşlar. Ondan sonra azıcık dedim şöyle motif falan mı başlasam böyle kalın iplerle. Ama üzüm efendiyle ne mümkün? Ne mümkün üzüm efendiyle? Şöyle dökülen kahvem olur da üstüme gelmesin. Azıcık böyle ip sepetini ortada bırakıp mutfağa mı geldim, arka taraflara mı ne, bir yere gittim. Geri geldim arkadaşlar, lokum böyle masanın altında böyle sinmiş. Sinmiş böyle bakıyor. Bir baktım baktığı yere böyle uzunlamasına siyah bir şey var. Dedim ki üzüm herhalde kustu. Ya da su döktü. Ya da bir şey döküldü, ona bakıyor. Bir baktım ki ip çalmış. Sepetin içinden ip çalmış üzüm. Ağzında gezdiriyor o oyuncağını gezdirdiği gibi. Çalmış sepetten. Getirmiş buraya, dolamış sandalyenin bacaklarına dolamış. Upuzun böyle açmış ipi. Allah'ım yarabbim ben toplamaya çalışıyorum. İkisi birden ipe dalıyor falan. Evin hem yaramaz çocuklar hem de neşesi bu minnoşlar. Azıcık böyle bir şeyler yapasım var güzel arkadaşlarım ya. Hani birçok şeye yetişemiyorum ama insanın kendine de vakit ayırması gerekiyor. Her zaman konuşuyoruz bunu. Özlüyorum. Gerçekten şöyle oturup da bir motif yapabilsem, iki motif yapabilsem, azıcık şöyle şu kadarcık oya yapabilsem, kendime zaman ayırabilsem diye gerçekten çok istiyorum. Sesini yine yükselttiniz galiba ailesiz. Kısar mısın biraz? Caner'cim televizyonun sesini kısar mısın? Böyle aranın açık olması da böyle işte arkadaşlar. Neyse bakalım kahvem taşar sonra. Hemen şu kahvemizi bir halledeyim. Kahvemizi içelim. Sonrasında ben mutfağa gelip yemek işlerini halledeceğim. Artık saat ilerliyor arkadaşlar. Herkes acıkıyor. Herkes Yeliz'e bakıyor. Yeliz bir şeyler yapacak, ortaya çıkaracak da yiyeceğiz. Vallahi. Ha? Yok inlemedim. Soğuk mu? Şey derecesi düşük olduğu içindir. Kombiyi de yaptık arkadaşlar. Akşamları serin oluyor.
Ali de onu diyor şimdi kombiyi mi kapattın diye. Cansucuğum da şey diyor, anne diyor bak yatak odasında hani kalın perden var. Perdeyi diyor kışın kullanmasam mı acaba diyor. Çünkü peteğin yanlardan ısıyı odaya yaymasına engel olacak diyor kapattığı için. Bilmiyorum. Daha önceden yatak odamda perde yoktu arkadaşlar. Samsun'daki eve de mecburen takmıştım spor küçük geldiği için. Sonra da buraya uymadığı için, rengi falan griye uymadığı için yeşili yatak odasına göre ayarladım. Bilmiyorum ne yapacağız, nasıl yapacağız. Hani bu konudaki düşüncelerinizi de bekliyorum. Yani kışın ısıyı engelleyecek her şeye engel olmak lazım. Gerçekten şey yapmak lazım. Çünkü az para değil, yakıp yakıp da ısınamamak da var. Termostatik vana taktırmıştık ya biz arkadaşlar. Bakalım faydası olacak mı? Dün şeyi takmadı servis. Uzaktan kumanda, böyle dijital kumandamız da vardı. Evin içinden ayarlıyorduk. Hani 22 dereceye ayarlıyorduk mesela. 22 dereceye geldiğinde otomatikman kombi kendini kapatıyordu. Böyle durduruyordu. Termostatik vana varsa ona gerek yok dedi. Ve en güzeli de kombiden çalıştırmak dedi arkadaşlar. Kombide belli bir ayarı ayarlayacaksınız dedi. Petekler zaten o ısıya geldiğinde kombi kendini durduruyor dedi. Ondan sonra sizin hani müdahale etmenize gerek kalmıyor dedi. Hani faturada düşünülenin aksine daha az geliyor dedi. Hani böyle çok fazla yanıyor bu şekilde diye düşünenler yanılıyorlar falan dedi ama bakalım. Yine konuştu, Yeliz bacımızın çenesi düştü. Şu kahveyi halledeyim, sonra da akşam yemeğini halledeceğim inşallah. Derecesi kaçta? Şöyle patlıcanları alacalı soydum, kaynayan suya attım, tuzunu da ekledim, bir güzel haşlansınlar. En sevilen böyle bol sirkeli sarımsaklı, şifa niyetine de çok çok iyi olacaktır. Sarımsak antibiyotik biliyorsunuz, doğal antibiyotik. Evdeki herkese şifa olacaktır. Bir şöyle kaşıkla bastırayım. Şöyle bir yumuşasınlar arkadaşlarım. Ondan sonra kızartma işlemlerine geçeceğiz. Daha önce de yapmıştık sizle beraber çok kez. Hemen şöyle hızlıca yapmak istiyorum. Yemeğimi ortaya çıkarmak istiyorum. Kahvem de burada. Bir tane yudumlayayım bari. Burada aşk yaşanıyor arkadaşlar. Baba oğul aşkı. Ne dersin Ali? Ha? Ha yok, ben şimdi ayağımla onun şeye vurdum. Oyuncağa vurdum. Onun sevdasına kalktı hemen. Azıcık oynat bari Ali. Oynat çocuğu, oynat. Oynat çocuğu, oynat. Neyse, gelmişken fincanları da alayım bari. Fincanı, bardağı. Oy 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 oy. Hizmette sınır tanımıyoruz arkadaşlar. Evi barkı da süpürmedik bugün. Heh, oynasın. Alişime de bir tane su matarası alsam çok iyi olacaktı. Baksanıza su şişeli. Ha? Şişeyi mi? Şişesiyle mutlu arkadaşlar. Heh, oynayın oynayın. Ben de götüreyim şunları. Nasıl götürsem şöyle. İç içe geçirince gider. İşi bileceksin. İşe gitmeyeceksin demişler ya arkadaşlar. Aynı o misal. Şöyle alayım ve gideyim. Oh, bismillah. Ya bu nasıl yatış? He? Yoruldun mu sen oynamaktan? Aslında ben size lokumu göstermek için kamerayı açtım. Annem, kız, petek yanmaya başlayınca buralara mı yatmaya başladın annem? He? Anoo, ayağa bakın, ayağa bakın, patilere bakın. Yesin annesi ağzını burnunu ya. Yat çocuğum, yat anne. Ha, kış boyu lokumun yeri belli artık. Lokumanın petek üstlerinde yatacak. Yavrum benim.
şöyle bir güzel kızarttım patlıcanlarımızı alt üst arkadaşlar. Güzelce buna buladım. Şöyle. Şöyle sosunu getirdim. Hemen dökelim bakalım. Mis gibi. Sarımsağın sonunu da kullandım arkadaşlar. Hem kameraya bak hem elime bak. Hatalar olabiliyor böyle. Kaşık dışarıda kaldı. Yemeklerim hazır. Ben bir taraftan yiyorum, bir taraftan da masamızı hazırlıyorum. Şöyle erişte de yaptım arkadaşlar. Tereyağlı erişte yağladım mı diyeyim, ne diyeyim? Makarna yaptım işte böyle. Aslında yoğurtlayacaktım ama böyle mis mis tereyağlı yemek istedim. Bir de böyle Ali'ye demiştim, hani makarnanın suyu kaynıyorsa makarnayı atar mısın içine dedim. Sonradan sordum, dedim Ali, dedim hani şey, soğuk mu suya mı döktün? Çünkü böyle parça parça hep parçalandı. Herhalde makarnanın kalitesinden. Neyse bakalım. Patlıcanım da böyle hazır. Hemen alayım, soframıza geçeyim ve karnımızı doyuralım bakalım. Arkadaşlar çay almaya geldim ama Ali Beyciğim çayı maç izlerken bitirmiş. Çay bu kadar. Ne? Çay çok mu azdı? Ali çok mu az demledi? Vallahi çay Ali demledi arkadaşlarım. Oy 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 oy. Kendine göre demlemiş demek ki adam. Azıcık, yarım bardak da olsa içeceğim yani. Ne yapayım? Balkonda Reyhan'la konuşuyordum ben de. Ama bakın şimdi. Reyhancımla konuşuyordum. Doktora gitmişti kontrole. Tomografiye girmişti de ameliyat sonrası. Şuradayım arkadaşlar. Bir tarafta telefonum şarjda. Bir tarafta diğer telefonumla işte Instagram'da bir şeyler paylaştım. Instagram'a da buyurun gelin güzel arkadaşlarım. Oraya da bekliyorum sizleri. Instagram'a da bekliyorum. Yeliz'in günlüğü Instagram adresim de Yeliz'in günlüğü. Orada da böyle günlük hayatımızı paylaşıyorum. İşte çayım, kahvem, minnoşlar. Ya Ali Bey'in kahvaltısı falan, mutfakta ne yemek yapıyorsam onu falan paylaşıyorum. Oraya da beklerim güzel arkadaşlarım. Buyurun oraya da gelin. Orada da yalnız bırakmayın beni güzel arkadaşlarım ya. Vallahi gerçekten seviyorum sizlerle buluşmayı. Aslında bugün hiç video çekecek böyle modda falan değildim ama mutfağa girince falan öyle siz de özlersiniz, merak edersiniz diye çekiverdim. Aldım elime kamerayı ama video çekmekte de ne var zaten arkadaşlar. Şu çayımı da azıcık içeyim. Yarım bardak çay kaldı bana. Ya video çekmek kolay ama düzenlemek falan işte arkadaşlar. Böyle kamerayı havaya kaldırıp da çekmek, konuşmak kolay da onu ayarla, bunu ayarla, iş yaparken gerçekten çok çok yavaşlatıyor. Hani böyle yarım saatte yaptığınız işi bir saate falan çıkarıyor yani, abartısız. Olsun bakalım, ben burada olmaktan mutluyum. Siz de mutluysanız yola devam güzel arkadaşlarım. Mutlu musunuz? Yola devam mı? Bir yazın bakalım. Videolarımın %50'si abone olan izleyici, %50'si abone olmayan izleyici tarafından izleniyor. Abone olmayan arkadaşlarım, sizleri de bekliyorum. Eğer böyle severek izliyorsanız, keyif alıyorsanız videolarımızdan, ailemize dahil olmaktan mutluysanız buyurun gelin. Zaten izliyorsunuz. Abone olduğunuz zaman hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Ama ben çok daha mutlu olacağım. Motivasyonum artacak. Neyse bakalım, bugün de böyle geçirdik güzel arkadaşlarım. Ali Bey'e bir ara dedim, hadi bugün pazar, bir gezdir beni, dolaştır beni falan dedim. Şöyle ailece bir şeyler yapalım. Sonra dün akşam çok geç uyuduğumuz için normalde Ali Bey hiç böyle saat 1-2'yi bulmaz oturması. Görev yorgun olduğundan dolayı. Caner'e bir ara dedik ki oğlum saat kaç? 2:30 baba dedi. Ne dedi Ali, bir şaşırdı. Saat 2:30'a kadar mümkün değil oturmaz. Çünkü işten dolayı sabahleyin erken kalkması, işe gitmesi, kafa yorgunluğu çok fazla Ali'nin. İşte diziye de takıldık kaldık öyle. Güzel güzel izledik. İşte bugün de öyle, ben de uykusuzdum, o da uykusuzdu. Dedik hadi evden çıkmayalım gene, rutinimizi bozmayalım. Pazar gibi pazar oldu yani. İnsan gezip dolaşırken de yoruluyor arkadaşlar. Yani gerçekten öyle olduğunu düşünüyorum. Neyse bakalım, bana artık müsaade. Sizleri seviyorum. Sizlere kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Lütfen videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Sevdiklerine beni tavsiye eden
kim varsa çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah güzel kalbinize göre versin. İnşallah sizin ve beni izleyen, sesimi duyan, şu an sesimi duyan herkesin. Öpüyorum, kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Çok mutlu bir hafta geçirelim. Birbirinden güzel geçen günler olsun inşallah. Öpüyorum, sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Keyif çaylarınız, kahveleriniz hiç eksik olmasın. Rabbim ağzımızın tadını hiç bozmasın. Her günümüzü birbirinden güzel eylesin inşallah. Hoşça kalın güzel arkadaşlarım. Hoşça kalın.